Şöyle demiş hocam, yine o da Süleymaniye Camii'ndeki İttihat-ı İslam konusundaki halka sesleniş konuşmasından belki rahatsız olmuş olabilirsiniz, daha bilirsiniz inşallah. Hmm. Üstü kapalı olarak bu konuşmaya atıfta bulunarak, ben de kendi halka sesleniş konuşmamı yapıyorum diyerek İstanbulluların şaraba olan düşkünlüklerinden bahsetmiş. Kendince alaycı bir üslup kullanmış. İstanbul'dan şaraba olan düşkünlüğü. Kardeşim, bir kere şarap ve şaraba olan eğilimi, bunun yeni yeni modern dünyayı tanımasından, yeni yeni böyle Avrupa kültürünü tanımasından kaynaklanan bir eziklik. Yani o ezikliğin verdiği ruh haliyle bu tiplerde olur. Mesela yeni kravat takıyordur, kravatın heyecanı içerisinde. Geçenlerde vardı bir yazar. Ne güzel diyor, kravat takıyoruz diyor. Kravat üstüne yazılar yazmış, böyle heyecanlanmış. İlk defa mesela, ilk defa bir telefon kullananda da bu olur. İlk defa arabaya binenlerde, bazı kişilerde bu olur. Bunlar da ilk defa bu aleme, bu ortama girdikleri için onun heyecanı içerisindeler. Onun ezikli ve onun garibanlığı üstlerinde. Mesela Avrupalılar da şarap içer ama kimse şamatasını yapmaz bunun kadar. Adın ne desen şarap diyor ya. Yani bu kadar şamata yapılacak bir şey yok ki. İçiyorsan içiyorsun yani. Oturup onun yaygarasını yapmaya gerek yok. Ondan çok modern olduğunu, yani halktan ayrıldığını, orijinal bir tip olduğunu, böyle gizemli bir tip olduğunu, işte yani halkın daha üstünde, daha canlı, daha hareketli bir dünyayı yakaladığını, hayatı yaşadığını falan vurgulamaya çalışıyor. Halbuki kelimenin tam anlamıyla sürünüyor, kendi de söyledi. Tek yalnız yaşayan bir adam. Şarap içtiğinde de sadece başı döner ve midesi bulunur, var rahatsız olur. Yani şarap insanı mutlu eden bir içki değil. Samimi konuşsun, dürüst konuşsun. Yani tabii, mesela bir adam bir şişe şarap içmiş olsa ilk olacak olan şey, bir kere yolunu düz göremez. Eğimli görecektir, bir. Kapının kolunu şaşırır, yolunu şaşırır, konuşması şaşırır ve nefes almada sıkıntı meydana gelir. Yani güç nefes alma meydana gelir ve görüntü bozukluğu başlar. Burada nerede mutluluk? Bu neşe verecek bir şey mi bu ya? Tabii. Yani bunu, böyle olan insanın ilk isteyeceği şey gidip yatayım diyecektir. Yani bu beladan kurtulmak için. Zehirlenme çünkü bu. Şarap metil alkol zehirlenmesi meydana getirir. Ve zehirlenmede de insanların ilk yapacağı şey gidip yatmaktır. Rahatsız olur. Mutluluk vermez. Şarap kültürü, şarap kültürü. Sofra kültürü vardır. Şarap kültürü yoktur. Çok klas bir sofra hazırlarsın. Çeşit çeşit mezeler olur. Ama üzüm suyu mezesidir bunlar. Şıra mezesidir. Değil mi? Yutkundun mu sen? Hayır. Olabilir canım. Ne itiraf et. Allah Allah. Güzel bir sofra insan aklına gelince yutkunabilir mi insan? İnşallah. Yutkunmamışsa bana söyleyecek. Sen yutkundun mu? Yok hocam. Ama daha detaya geçmedim, onun için yutkunmamış olabilirsin. Şimdi detaya geçersem Allah alem dayanamayabilirsiniz. çok şahane, böyle leziz bir sofra hazırlarsın. Üzüm suyu getirirsin, mandalina suyu getirirsin, portakal suyu olur, vişne suyu olur, bilmem ne. Bunlar büyük bir zevktir. Ve zinde olarak oradan kalkarsın. Ama şarap içip de kalkarsan yoluna yürüyemezsin. Rahatsız olursun. Niye olsun bu ya? Bir de öbür kısımlar var, onlar söylemiyorum insanların midesi bulanmasın diye. Değil mi? Meydana getireceği daha da büyük acayiplikler var. Evet. Değil mi? Yani daha tiksinti verecek olaylar var. Daha insanlıktan çıkaran olaylar var. Onun için bize bunun süksesini yapmasın. Böyle yani EÖ'de hangi konuya baksak bir yanlışlık görüyoruz. Bir çarpıklık var olaylarda.